Evet gözümün nurları. Evet pıtırcıklar. Evet TET tayfa. Haydi bakalım. Anlatım bozukluğuyla hibrit model. Hem beyaz tahtaya koşuyoruz hem akıllı tahtaya koşuyoruz. Burada akıllı tahtada merhabalar hepinize. Hadi bakalım. Şimdi anlatım bozukluklar. Öğretmenim anlatım bozukluklardan soru çıkıyor mu? Arkadaşlar son zamanlarda çıkmamış olması çıkmayacağı anlamına gelmez. Tamam senin izlemeni tavsiye ederim. Çünkü ben risk almayı sevmem. Ben riskten nefret ederim. 11 sınıf müfredatında var. O yüzden ben seni bilmeni istiyorum. Bil ve ödevlerini de yap ki hiçbir sıkıntı yaşamayalım. Oo perdemiz açıldı. Anlatım bozuklukları şuradan kalemimizle seçelim. Hadi bakalım. Anlatım bozukluklar. Bakalım nerede anlatım bozukluğu oluyor olmuyor ona dikkat etmeden önce dur. İlk önce şöyle bakalım. Anlatım bozukluklarını ikiye ayırıyorum. Bağdaşıklık. Anlam kaynaklı anlatım bozuklukları. Ya anlamdan kaynaklı. Mesela sözcüğün yanlış yerde kullanımı, gereksiz sözcük kullanımı, yanlış anlamda sözcük kullanımı, mantık sıralama hatası, anlamcı çelişen sözcüklerin kullanımı, deyim yanlışlığı gibi. Yani işte bilgisi bilmene gerek kalmadan yapabileceklerim ve bağlaşıklık. Bağlaşıklıkta da L'den akla gelsin. Dil bilgisinde de L var ya öyle kodla. Burada da dil bilgisi kaynaklı anlatım bozuklukları. Tamlama yanlışı. Hani isim tamlamaları, sıfat tamlamaları var ya özne yüklem uyumsuzluğu, çat uyumsuzluğu, eylemsi yani fiilimsi eksikliği, ek eylem eksikliği, bağlaç yanlışlığı gibi dikkat ettin mi? Anlatım bozukluğunun sebebi hep dil bilgisi kökenli. Ama bunlara geçmeden önce. Ben ilk önce şunu söyleyeceğim. Peki. Anlatım bozukluğu olmayan kaliteli sağlam bir cümlede bulunması gereken özellikler. Sağlam bir cümle nasıl olur? Bir, açık olur. Açık olması demek cümlenin sadece bir anlam vermesi demek. Cümle iki anlam verirse anlatım bozukluğu oluyor. Mesela evini yakarım. Küçücük bir cümle ama anlatım bozukluğu var. Çünkü başına senin koyarsan da olur. Senin evini yakarım. Başına onun koysan da olur. Onun evini yakarım. Peki anlatım bozukluğunu öğretmenim burada nasıl düzeltirim? Başına senin ya da onun birisini koyarım. Senin koysan da düzelir, onun koysan da düzelir ama tek başına böyle olmayacak. Mesela bak örnek vereyim. Doğum gününü kutladık. Kimin doğum günü? Onun koysan da olur onun doğum günü kutladık. Senin koysan da olur senin doğum gününü kutladık. Tamam. Sonra ikinci özellik bir cümlenin duru olması lazım. Duru olması nedir? Kesinlikle ve kesinlikle orada fazladan gereksiz bir sözcüğü kullanmaması gerekir. Eşine haber vermeden sürpriz yaptı. Zaten sürpriz haber vermeden olur. O zaman ben haber vermeden atarım. Ve duruluk deyince aklınıza sadelik gelmesin. Bak paragrafta anlatacağım. Duruluk gereksiz sözcük kullanılmamasıdır. Tamam mı? Bak sağlam bir cümlede fazladan bir şey olmayacak. Geldik. Doğruluk dil bilgisi kurallarına uyacak. Bak, benim birkaç sorunlarım var demişim. Birkaç zaten birden çok çoğul anlam veriyor mu? Veriyor. Ben sorunlarım var derken bir de Allah'ın ekiyle çokluk kullanmamı gerekiyor. Birçok sorunum var diyeceksin. Ya da bir çoğat sorunlarım var de. Yani ben dil bilgisi kurallarına bak burada ne yaptım? Belgisiz bir sözcükle larlar ekinin kullanılmayacağını gösterdim. Ve bir cümlenin mantıklı olması lazım. Mantık çerçevesinde olması lazım. Bak, Ahmet ile Mehmet'in aldığı oylar sayıldı. Ahmet 35'e karşı 5 oyla seçimi kazandı. Allah belasını versin böyle demokrasinin. Bak, 35'e karşı 5 oyla seçim kazanılır mı? Lan 35'in dediğim olur, 5'in dediğim olur. O zaman yer değiştir. Mantığı düzen. 5'e karşı 35 oyla seçimi kazan dersen olur. Bak, mantık sıralamada. Ya da bak, adam uyandığında arabasını çalınmış halde buldu. Lan oğlum mantık hatası. Lan uyandığımda ben arabamı nasıl çalınmış halde bulayım? Arabamı ben bulamam ki. Çalınmışsa bulamam. Yani mantığa uygun olması gerekiyor bir cümlenin. Hadi bakalım. Şimdi bağdaşıklık yani anlam kaynaklı anlatım bozukluklar. Bir, gereksiz sözcük kullanımı. Dikkat et, çelişen sözcükle karıştırma. Eğer ben İki tane aynı anlamı barındıran eş bir sözcük varsa ben bunlardan bir tanesini atarım. Bak dikkat et. Herhangi bir sözcüğü atarsan gereksiz sözcük kullanımı olmaz.
Dikkat et. Eş anlama gelen, aynı anlamı veren iki taneden bir tanesini atarsam gereksiz sözcük kullanımı. Yoksa zıtlık veren iki taneden birisini atarsam onun adı çelişen sözcük kullanımı olur. Tamam mı? İki eşten birisini atacağım. Bak, beraber bakıyoruz. Adam güçlü ve kuvvetli olmak için sürekli bir şeyler yemek istiyordu. Gençler, güçlü kuvvetli aynı anlama gelmiyor mu? Birisini atacaksın. Bitti. V ile birlikte. Çünkü V'ye de gerek kalmaz. Bitti. Gereksiz sözcük kullanımı. Aynı. İkini almıştım. Ne yazık ki maalesef biri öldü. Yavrum ne yazık ki ile maalesef aynı anlam vermiyor. Birini at. Hangisini at? İstediğini at. Bitti, düzeldi. İki çocuk da daha henüz gelmedi. Ulan daha zaten henüz şu ana kadar anlamını veriyor. O zaman ikisi de aynı anlam veriyor. O zaman ben birisini atacağım. Öğretmenim henüz atsam alırlar. Kafana göre atak. Tamam mı? Sanki bu adam da tutuklanır gibi görünüyor. Sanki ihtimal veriyor. Gibi görünüyor da ihtimal veriyor. İkisi de aynı anlam veriyor. O zaman bir tanesini atacağım. Bak, bu adam da tutuklanır gibi görünüyor. Bitti. Ya da şöyle de, sanki bu adam da tutuklanır gibi görünüyor, at o zaman. Birisini at. Yeğenlerinin sağlığına, sıhhatine önem vermesin. Lan sağlıkla sıhhat aynı anlama gelmiyor. O zaman birisini at. La istediğini at. Bitti. O zaman ben iki eşten birisini atarsam gereksiz sözcük kullanımı diyeceğim. Aynı anlamı verebilir bazen de. Bak mesela, eş anlamı değildir ama yine ikisi de aynı anlam verdiği için yine iki tane eş vardır. Ve bunlardan yine birisini atarım, yine gereksiz sözcük kullanımı olur. Bak, okullar 4 ay süreyle kapalı kalacak. La 4 ay zaten bir süre değil mi? O zaman süreyi at. Bak, çünkü 4 ay zaten bir süredir anlam barındırıyor. Dershanede yapılan deneme sınavlarının sonu üzünlü bitti. Zaten bitmek zaten bir son değil midir? Evet. O zaman bittiyse sondur. Dershanede yapılan deneme sınavları hüzünlü bitti. Çünkü bitmek son anlamında içinde barındırdığı için atıyorum. Bak aynı anlamı barındırıyor, atıyorum. Bu da gereksiz sözcük kullanımı. Her gün yaya yürümekle bu kadar yolu gidebileceğini mi sanıyorsun? Lan yürüdüysen zaten yayadır. O zaman ben aynı anlamı barındırdığı için yayaya at. Soruların hepsini doğru bildim, yapma ya. Yanlış bilebiliyorsun. O zaman ben bilmek zaten doğru olduğu anlamına geliyor. At. Bak benzer anlam ver. Dün gece de ablasıyla birlikte gitmiş otogara. Zaten birlikte ablası ile anlamını vermiyor mu? Arkadaşa ablası ile gitmiş dediğin zaman zaten birlikte olduğu anlamını veriyor. O zaman birlikte yat. Demek ki ben. İki tane aynı anlam verenden bir tanesi. Atarsam gereksiz sözcük kullanırım. Bitti. Bu kadar. Peki ben öyle yapmazsam. Birisi oturak diyorsa, öbürü kalk gidek diyorsa, aynı anlamı vermeyen iki sözcükten birini atarsam, o zaman bunun adı çelişen sözcük kullanımıdır. Bak, hiç şüphesiz, kardeş de buraya gelmiş olmalı. Hiç şüphesiz derken, kesinlik anlam veriyor mu? Gelmiş olmalı derken de, bu olasılık anlamı vermiyor mu? Biri oturak diyor, biri kalk gidek diyor. Bak, ben bu sefer zıtlıklardan birini atacağım. O zaman ben buna nasıl sözcük kullanımı diyeceğim o zaman? Direkt olarak çelişen. Bakın iki eşten birisini atarsam, unutma onu daha önce söyledim. Bak iki eşten birisini atarsam gereksiz sözcük kullanımı. Ama iki tane birbirine karşı olandan birisini atarsam o zaman ben buna çelişen sözcük kullanımı diyeceğim. Hocam düzeltin. Ya onu yavrum. Hiç şüphesiz kardeş de buraya geldi. Gelmiş diyeceğim. Ya da kardeş de buraya gelmiş olmalı. Hangisini atayım? Hangi anlamı vermek istiyorsan ona göre olanı at. Ben mesela olasılık anlam vereceğim. Kardeş de buraya gelmiş olmalı. Kesinlik anlam vereceğim. Hiç şüphesiz kardeş de buraya gelmiş. Bitti. Anlaştık mı? Bak mutlaka onu da arayacaktır umarım. Lan umarım ihtimal anlam vermiyor mu? Lan mutlaka kesinlik anlam vermiyor mu? Ah çelişti. Çelişenden birisini atacağım. Onu da arayacaktır umarım. Ya da mutlaka onu da arayacaktır. Bir tanesini atacağım. Değil mi? Mesela adam buraya taşınalı. Aşağı yukarı tam 2 yıl oldu demiş. Adam buraya taşınalı. Aşağı yukarı tam 2 yıl oldu. Aşağı yukarı ihtimal yaklaşıklık. Tam kesinlik anlamı veriyor. Birisini atacağım. Hangisini atmak istiyorsan. Ben mesela kesinlik vermek istemiyorum. Yaklaşıklık vermek istiyorum aşağı yukarı. Kesinlik vermek istiyordun, tam 2 yıl oldu diyeceksin. Tamam. Bak, şimdi anlatım bozukluğunun sebebi
sözcüğün yanlış anlamda kullanımı. Peki burada ne yapacağız? Arkadaşlar, mesela ben burada bir sözcük kullanmışım. X sözcüğü kullanmışım. Ben bunu yanlış kullanmışım. O zaman ben bir sözcüğü tamamen kaldırırsam, onun yerine başka bir sözcüğü getirip koymam gerekirse, sözcüğü yanlış anlamda kullanırım. Demek ki iki aynı anlam verenden birisini attım, gereksiz sözcük kullanımı. İki karşıtlıktan birisini attım, çelişen sözcük kullanımı. Bir sözcüğü kaldırıp yerine yeni bir sözcük kullandım. O zaman sözcüğünü yanlış anlamda kullanırım. Bazı hastalıkların ölüm şansı artıyor. Öldü lan adam, şansı mı olur? Şans dediğin pozitif durumlar için, tamam mı, bana bir şans doğdu diye. O zaman şans demeyeceksin. Ne diyeyim hocam? Ya olasılığı de. İlla bir anlatım bozukluğunu bir şekilde düzeltmene gerek yok. İhtimali de. Riski de. Ya de bir şey ama şansın deme. Ektiği fidanlar her gün sulardı. Lan oğlum, fidan ekilir mi? Tohum ekilir. O zaman ne diyeceksin sen? Ektiği değil. Fidana dikti. Bak, hep bir sözcük aralıyorum, yerine bir sözcük kullanıyorum. Sözcüğün yanlış anlamda kullanım. Bak, adam kendisine teklif edilen fiyata şaşırdı. Sattık mı lan bu adam? Fiyat. Adam çalışıyor, çalışıyor. Çalışmanın karşılığında aldığı para maaştır, ücrettir. O zaman atıyorum burada ücrete de. Fiyat nedir biliyor musunuz? Mesela ben bir kalem. Bu kalemi satıyorum. Bu kalemi. Hadi satıyorum lan. 120 liraya satıyorum bu kalemi. Bu kalemin fiyatıdır. Ama ben çalışıyorum. Karşılığında aldığım para benim ücretimdir. Adam tüm yaşantısında kimseye kötü davranmadı. Lan yaşantıya ne gerek var? Bu kadar eke köke ne gerek var? Yaşantısında değil. Yaşamında. Bitti. Yaşantı demene gerek yok. Yaşamında, hayatında. Ya dilde birazcık ekonomik olun. Gereksiz falan bir şeyler kullanmayın. Direkt olarak. Tamam mı? Bak. Şimdi hadi. Bir daha. Ben orada ne yapıyorum? İki eşten birisini attım. Gereksiz. İki zıttan birisini attım. Çelişen. Bir sözcük karaladım. Yerine bir sözcük yazdım. Yanlış anlamda kullanımı devam. Bak. Konya'ya Ankar esnafa ve tüccara zarar sağladı. Bak arkadaşlar. Pozitif durumlar için sağlamak kelimesi kullanılır güzel şeyler için. Ama negatif durumlar için. Konya kar yağmış ve zarar demiş burada. Zarar olduğu için sen burada neden olmak ya da sebep olmak kelimelerini kullanacaksın. Konya'ya Ankar esnafa ve tüccara zarar sağladı değil. Esnafa ve tüccara zarar verdi diyebilirsin. Tamam. Başka. İstersen zarara neden oldu diyebilirsin. Ya da zarara sebep oldu diyebilirsin. Yani ben bunlardan birisini kullanacağım. Dün yine resim çekir. Resim çektirilmez ki. Lan resim nasıl? Resim çizilir la. Ne çektirirsin sen? Fotoğraf. Bak bunu da çok yanlış kullanıyoruz. Fotoğraf diyeceksin. Resim dediğin ressama resim tablosu yaptırmak. 15 Kasım 1978. Günay yıl var. O zaman bu yıl değildir. Tarihtir. Tarihinde doğdu. Sadece 1978 dersen o zaman yılında diyebilirsin. Ama sen 15 Kasım 1978 ay ve yıl varsa bu bir tarihtir. İyi beslenemediği için sağlığı aksadı, hasta oldu. He. Sağlığı aksadı. Ayak mı lan bu aksak? O zaman sağlığı bozuldu. Bak hepsinde ben bir kelime atıyorum, bir kelime koyuyorum. O zaman bu sözcüğün yanlış anlamda kullanımıdır. Tamam mı? Bak, öğretmenlerim yüzünden sınıfı geçtim. Allah'tan belanı mı istiyorsun lan? Ben negatif durumlar için evet yüzünden derim. Ama ben pozitif durumlar için ne diyeceğim? Sayesinde. Öğretmenlerim sayesinde sınıfı geçtim. Güzel şey. Olumlu. Ya da şöyle düzeltebilir miyim hocam? Yüzünden hiç dokunmasam. Öğretmenlerim yüzünden sınıfta kaldım. Yine böyle de düzelir. Tamam mı? Ama vermek istediğini anlam önemli. Sizin de çabalamanız başarıya neden olur. Ha, biraz önce demedim mi ben? Bak, neden olmak, sebep olmak negatif durumlar için. Sağlamak pozitif durumlar için. O zaman ben burada arkadaşlar sizin de başarıya neden olur demeyeceğim. Başarıyı sağlar. Çünkü orada pozitif bir durum var. Başarı. Kızın tırnakları büyümüş. Lan tırnak büyümez oğlum, büyümez. Tırnak ne yapar? Uzar.
Saç büyümez, uzar. Değil mi? Boy büyümez, uzar. Meyveler büyümez, olgunlaşır. Demek ki ben oraya anlamına uygun bir kelimeyi gediğine oturtmam lazım. Evet, bak şimdi sözcüğün yanlış yerde kullanımı. Bak bu sefer de yeri yanlış, yerini düzelteceğiz. Bak adamın çok sık baş ağrıyor. Ulan çok sık baş, seyrek baş var mı? Adamın başı çok sık ağrıyor. Bak yerini değiştiriyor. Adam yeni buraya geldi ki. Lan oğlum yeni bura eski bura mı var lan? O zaman adam buraya yeni geldi ki. Bak yer değiştiriyor. Bakanlık 6 gün içinde yıkılan evi kontrole gidecek. Şimdi burada kavram karmaşası var. Bakanlık yıkılan evi 6 gün içinde mi kontrol edecek? Yoksa ev mi 6 gün içinde yıkıldı? İki anlam veremez demiştim ben. Tek anlama düşüreceksin. Bakanlık yıkılan evi 6 gün içinde kontrole gidecek. Bak yer değiştiriyor. Burada her Allah'ın günü kavga olur. Tövbe estağfurullah. Burada hani dayılar der böyle bir trafik kazası olmuştur. Otururlar. Ya burada da her Allah'ın günü kaza olur diyor. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Kaç tane Allah var ya? Bugün şu Allah'ın günü, bugün şu Allah'ın günü. Lan çarpılacağız lan. Denmez böyle. Burada Allah'ın her gün. Bak gördük mü? Hop burada da yer değiştirerek düzeltiyorum. Bak. Adam dün gece tekrar tekrar dövülen çocuklar anlattı. Şimdi adam tekrar tekrar mı anlattı yoksa çocukları tekrar tekrar mı dövdüler? İki anlam veremezsin açıklık ilkesine göre. Adam dövülen çocukları tekrar tekrar anlattı dedim. Tek anlam verdim. Bak yanlış taarruz harekatı savaşta askerin daha çok ölmesine yol açtı. Tövbe estağfurullah. Daha çok ölmek. Kübra ben bir kere öldüm sen iki kere öldün öbürü üç kere öldü var mı öyle bir şey ya? Bir kere ölürsün, bir tane ölüp dirildirir. Manas destanı mı anasını satayım bu? Ölüyorsun, ölüyorsun, diriliyorsun. O yüzden yanlış taarruz harekatı savaşta daha çok askerin ölmesine yol açtı. Bak şimdi düzeldi. Yorgun okuldan geldiğinden dinlenmiş okul var bir de. Lan okulun yorgun dinlenmişi var mı? Okuldan yorgun geldiğinden. Bak şimdi pıt diye düzeldi. Evet. Şimdi deyim atasözü. Gençler, deyimler ve atasözlerinde bir kelimeyi bile değiştiremezsiniz. Değiştirdiğiniz anda biter. Mesela karnım zil çalıyor diyemez. Midem zil çalıyor dersin. Ya sen alma garibin ahını çıkar aheste aheste diyemez. Orijinal o atasözünün alma mazlumun ahınıdır. O yüzden buna kalıplaşmış sözlerdir. Bak, odadaki herkes onu dinliyordu. O kadar güzel anlatıyordu ki herkes ona kulak kabartmıştı. Arkadaşlar kulak kabartmak çaktırmadan dinlemektir. Kulak kabartmak deyimi doğru ha. Ama burada yanlışlık nerede? Buraya uygun değil. Kulak kabartmak çaktırmadan dinlemektir. Burada herkes kendini vermiş. Dikkatli. O zaman herkes ona kulak vermişti. Ya da kulak kesilmişti demem lazım. Çocuk bugün su dökmüş kedi. Lan su dökmüş kedi gibi olmak diye bir şey yoktur ya. Kübra su dökmüş kedi gibi değildir. Deyimin orijinal nedir Kübra? Süt dökmüş kedi gibi olmaktır. Ben deyimlerin orijinalini bozamam. Bak benim yüzümden iş açıyordun kendine. Kübra iş açıyordun kendine. Kendine iş açmak mı var yoksa neye iş açmak var? Başına iş açmak var. Başına iş açıyordun. Bak canım burnumdan bezdi. Canım burnumdan bezdi diyemezsin. Böyle bir deyim yok. Ha şöyle diyebilirsin. Canım burnumdan geldi diyebilirsin. Ya da illa bezdiği kullanacaksan canımdan bezdim diyebilirsin. Bu deyimler var. Aa atasözde bak alma garibin ağını çıkar aheste aheste deyip atasözü yok. Alma mazlumun ağını çıkar aheste aheste diye bir atasözü var. Tamam. Evet. En sevdiğim mantık sıralama hatası. Mantık hatası ya da sıralama hatası. Yer değiştirme. Önce sıralamaya bakalım. Değil patates kızartmak su böreği bile açamaz o. Şimdi bu cümleye göre patates kızartmak zor değil diyor değil mi? Ama su böreği açmak kolay. La böyle bir şey var mı? Değil su böreği açmak. Su böreği açmak. Patates bile kızartamaz o. Patates bile kızartamaz o. İşte böyle düzelteceğim, yerini değiştireceğim.
sınıf başkanlığının seçimini 30'a karşı 12 oyla kazandım. Öyle demokrasinin Allah belasını versin dersin. 12'ye karşı 30 oyla kazandı. 30'un dediği olacak. Bak yer değiştiriyorum, sıralama. Evde yiyecek bir lokma ekmek, hatta yemek bile yok. Hangisi? Lan oğlum evde, tamam mı? Yemek. Yemek bu daha önemli. Hatta dediğin şey daha küçük olan şeydir. Bir lokma ekmek bile yok. Bak yer değiştirdim ve düzelttim. İşte bazen mantık hataları sıralama kaynaklı oluyor. Yer değiştiriyoruz, düzeltiyoruz. Bazen de tamamen mantığı bozuk oluyor. Yarınları özlemle andık. Lan oğlum yarın daha gelmemiş lan. Gelmemiş bir şey özlemle nasıl anacaksın? Tövbe estağfurullah. Neye özlem duyacaksın? Özleme geçmişi özlemle andık diyebilirsin. Yaşadığın şeyleri özlem duyarsın. Adam sabah uyandığında arabası çalınmış halde buldu. Lan oğlum çalındıysa nasıl buldu lan? Buldu demeyeceksin. Adam sabah uyandığında bir baktı ki arabası çalınmış diyeceksin. Bitti. Mantık sağlam olacak. Evet. Peki. Anlam belirsizliği. Bir cümle iki anlam veremez. İki anlam verirse anlatım bozukluğu olur. Bak bir. Anlam belirsizliği kaynaklı. Evini yıktılar. Oğlum kimin evi? Demek kimin evi? Ben bunun başına senin koyduğum zaman da oluyorsa, onun koyduğum zaman da oluyorsa burada anlam belirsizliği var. Düzeltin. Senin evini yıktılar oldu. Ya da onun evini yıktılar oldu. Yaşlı adama hayrandı. Bak yine iki tane. Yaşlı birisi adama mı hayrandı? Yoksa birisi yaşlı olan adama mı hayrandı? Bu anlam vermemek için virgül koyacaksın. Ben buna anlam belirsizliği diyebilirim. Ya da istersen şöyle de diyebilirsin. Noktalama işareti eksikliği de diyebilirsin. Bir anlam verdim. Tamam. Bazen de anlam belirsizliği çok dipte olur. Bak bunu herkes yakalayamaz. Ahmet Pakize'den çok yardım aldı. Birinci anlam. Tamam. Ahmet Pakize'den çok yardım aldı. Birinci anlam. Pakize. Ahmet'e yardım etti. Doğru mu? Ahmet Pakize'den çok yardım almış olabilir. İkinci anlam. Belediye kömür dağıtıyor anasını satayım. Hadi. Bu Ahmet. Bu da Pakize. Belediye kömür dağıtırken Ahmet'e 10 ton kömür verdi. Pakize 2 ton kömür verdi. Böylece Ahmet Pakize'den daha çok yardım almış oldu değil mi? Bak iki anlam veriyor. Bir anlam verecek. O yüzden bozuk. Ders çalışmayı kardeşimden çok severim. Birinci anlam. Şimdi benim bir yaptığım ders çalışma işi var. Tamam. Ders çalışma işini ben kardeşimden daha çok seviyorum. Kardeşim ders çalışmak istemiyor. Ben ders çalışmak istiyorum. Bu birinci anlam bu. İkinci anlam da şu var. Bak bana. Şimdi ben buradayım. Ve benim bir sevgim var. Tamam mı? Bu ders çalışmaya karşı olan sevgim. Bir de kardeşim olan sevgim. Ders çalışmaya olan sevgim 10x. Kardeşim olan sevgim x. Yani ders çalışma işini kardeşimi sevdiğimden daha çok seviyorum anlamı da var. Ve bu yüzden anlam belirsizliği vardır. Bak bunlar zor yakalanır. Dikkat edin. Evet, dil bilgisi kaynaklı yanlışlıklar, dil bilgisinden kaynaklanacak, tamlama yanlışları. Gençler, dil bilgisi kaynaklı yanlışlıklarda matematiğin dağıtma işlemini unutmayınız. Bak, 3, 2, 4, 6. Şuna matematiğin ne işlemi diyoruz biz? Dağıtma işlemi. Bak, bunu uygulayacaksınız. Hadi. Tamlama yanlışlar. Yörenin tarihi, evleri ve insanları. Bak, dağıtın. Tarihi ev diye bir şey var mı? Var. Lan tarihi insan diye bir şey var mı? Lan yaşlı insan olur tarihi eser mi? Nasıl satayım? O zaman bu anlamı vermemek için şöyle yapalım. Yörenin insanları ve tarihi evleri. Tarihi evleri arkaya getirirsen insan önüne gelmesi olur. Misafirlere pasta ve meyve suyu ikram ettik. Meyve suyu diye bir şey var. Lan onun pasta suyu diye bir şey var mı? Yok. Sen kastetmesen, anlamasan bile iki anlam veremez. O zaman yer değiştir. Misafirlere meyve suyu ve pasta. Yer değiştirdiği zaman diğer ihtimal olmuyor. Depremzedelere tıbbi ve gıda yardımı yapıldı. Şimdi bak, gıda yardımı diye bir şey var. Ama tıbbi yardımı diye bir şey yok. Tıbbi yardım var. O zaman ben buraya yardım ekleyeceğim.
O zaman bu bir isim tamlaması olduğu için sen buna tamlama yanlışı diyebilirsin. Yalnız bu bir sıfat tamlaması, tıbbi sıfat, niteleme sıfatı, yardım isim. Sıfat tamlamasının tıbbisi tamlayanı, yardımı tamlananı. Sen buna tamlanan eksikliği de diyebilirsin. Adamı aradı ama parasını ödemedi. İyi de bir şey söyleyeceğim. Bunun başında bir şey eksik. Parasını ödemedi neyi lan? Tamam mı? Onun parası neyini? Adamın parasını. Demek ki bu tamlayan. Sen buna direkt tamlama yanlışı diyebilirsin. Ya da isim tamlamasının adamının parasını derken adamın tamlayan olduğu için sen buna tamlayan eksikliği de diyebilirsin. Dağıt. Tamam mı? Evet, öge eksiklikleri. Hadi. Şu cümlenin ögelerini bir hatırlayalım. Hatırlayalım. Bir. İlk önce neyi buluyorum ben? Yüklemi. Yüklemi bulduktan sonra işi yapan kim ne sorularını sorarsam neyi buluyorum? Özneyi. O zaman soruyorum. Özne hangi soruya cevap veriyormuş? İşi yapan kim ne? Hadi ögeleri hatırlamaya devam edelim. Geldim. Ögeleri şöyle sizinle güzel bir şekilde hatırlayalım. Nesne. Nesne. Şöyle. Evet. Şimdi oldu. Belirtili nesnemiz var mı? Var. Bir de belirtisiz nesnemiz var. Tamam. Dolaylı tümleç ya da diğer adıyla yer tamlayıcımız var. Sonra zarf tümleçimiz var. Tamam. Hadi. Bunun sorularını sizinle hatırlayalım. Belirtili nesne hangi soruya cevap verir? Yüklem ve özneyi bulduktan sonra neyi kimi? Belirtili nesne ne? Dolaylı tümleç. Hatırlayın. Kim, neyi, nereye yazıyorduk? Sırasıyla bunlara de denekini getiriyorduk. Kime, kimde, kimden, neye, neyden, neyden, nereye, nerede, nereden. Zarf tümleci de nasıl, ne zaman, ne kadar gibi sorulara cevap veriyordu. İşte bu ögeler eksik kullanılabilir. Bakalım. Öge eksiklerinden özne eksikliği. Yani kim ne sorusunu sordum eksik. Matematik dağıtma işlemini yapalım. Ahmet'in arabasındaki problemler çözüldü. Çözüldü yüklem. Çözülen ne? Ahmet'in arabasındaki problemler ortak. Ahmet'in arabasındaki problemler çözüldü. Ahmet'in arabasındaki problemler bu yüzden çok mutlu. Ahmet'in arabasındaki problemler mutlu olur mu? Kim mutlu olur? Ahmet. Ya da hocam o. Fark etmez. Peki mutlu yüklem. Kim mutlu Ahmet? Özne. O zaman ben buraya özne ekleyince düzeldi. O zaman özne eksikliği. Bak yine aynı. Hiçbiri seni sevmedi. Çok güzel. Hiçbiri senden kurtulmak için maça gitti. Lan oğlum hiçbiri senden kurtulmak için maça gitti olur mu? Hepsi gitti. Ya da herkes senden kurtulmak için maça gitti. Gitti yüklem. Kim gitti? Hepsi ya da herkes. O zaman bu özne. O zaman bu özne olduğu için o zaman burada misler gibi özne eksikliği var. Bu arada bir de ipucu vereyim buradan. Şöyle rengi değiştireyim. Eğer hiçbiri, hiç kimse gibi bir şey varsa yüklem nedir? Olumsuzdur. Ama hepsi herkes gibi bir şey varsa yüklem olumludur. Yani en azından burada da yakalayabiliriz. Evet, peki. Öge eksikliğinden özne eksikliğine devam. Evet, onu zaten yapmışız. Şimdi öge eksikliğinden yüklem eksik. Bazen yüklem eksik kullanabiliriz. Bak, onun dediklerinin dinlenmediğini, kendisine dikkate alınmasını istedi. Kendisine dikkate alınmasını istedi de problem yok. Onun dediklerinin dinlenmediğini istedi denmez. Olur mu lan? Onun dediklerinin dinlenmediğini söyledi. Ya da ifade etti. Ya da belirtti. Fark etmez. Hangisini koyarsan koy. Yüklem olmuyor mu? O zaman yüklem eksikliği var. Tamam mı? Hikaye bu kadar basit. Bak. Aynı şekilde direkt ben buraya hop söyledi, belirtti ya da ifade ettiği koyduğum zaman düzeliyor. Rahat. Hiç sıkıntı yaşayacağınız bir durum yok. Bakalım. Dolaylı tümleç eksikliği. Dolaylı tümleç hatırladınız mı? E'den eken alır değil mi? Evet.
Bak. Dağıt. Ablasını severdi. Hiçbir sıkıntı yok. Ablasını destek verirdi. Hayır. Ablasını verirdi olmaz. Ablasına destek verirdi ya da ona destek verirdi. E'kin almış mı? Peki kime sorusuna da cevap veriyor mu? Veriyor. O zaman bu dolaylı tümleç eksikmiş. Dolaylı tümleç eksik değil. Bak. Adam kütüphaneyi temizleyemedi. Yazıyorum. Kütüphaneyi temizleyemedi. Kütüphaneyi bir sürü kişi vardı. Kütüphaneyi temizleyemedi dediğin zaman tamam. Kütüphaneyi bir sürü kişi vardı demezsin sen. Ne diyeceksin burada? Kütüphanede bir sürü kişi vardı. Peki E'de denekinden birisini almış mı? Evet. Nerede sorusuna cevap veriyor mu? Evet. Ekleyeceğim şey dolaylı tümleç olduğu için bu da dolaylı tümleç eksikliğidir. Gördük mü? Bazen de nesne eksik olur. Hatırlayın neyi kimi sorusu. Yaşlı adama özenle bakıyordu, sıkıntı yok. Yaşlı adama çok sevmişti. Yaşlı adamı sevmiş de olur. O zaman yaşlı adama sevmiş de olmaz. Yaşlı adamı ya da onu sevmiş de olur. Neyi kimi sorusuna cevap verdiği için belirtin nesnedir. O zaman burada belirtin nesne eksikliği vardır. Bak şimdi buraya. Kitaplardaki güzel soruları işaretledik. Tamam, sıkıntı yok. Kitaplardaki güzel soruları güzelce yerine koyduk. Hayır. Güzelce kitapları işaretledikten sonra neyi koyarsın? Kitapları koyduk. Ya da onları koyduk dersin. Neyi kimi sorusuna cevap verdiği için belirtin nesnedir. O zaman burada da belirtin nesne eksikliği mevcuttur. Zarf cümlesi eksik olabilir. Bak. Çocuk sabah erken kalktı. Sabah kalktı, çok güzel. Sabah erken yattı. Hayır. Sabah değil. Erken yattı dediğin zaman mantıksızlığınızda akşam. Peki ne zaman sorusuna cevap verdiği için zarf tümlecidir. O zaman zarf tümleci eksik değil. Seni sürekli sevdim. Sıkıntı yok. Sürekli yanından ayrılmadım. Sıkıntı var. Hiç ayrılmadım yanından. Ya da hiçbir zaman ayrılmadım. Ne zaman sorusuna cevap verdiği için zarf tümlecidir. Ve burada da zarf tümleci eksikliği rahatlıkla vardır. Tamam. Evet. Şimdi özne yüklem uyumsuzluğu. Dur. Tekillik çoğulluk yönünden. Önce insanlar için. Herkes dikkatli baksın bana. Eğer mevzu insansa, özne tekilse, yüklem tekildir. Özne çoğulsa, yüklem çoğul da olabilir, tekil de olabilir. Bak ne kadar güzel. İnsanlar için özne tekilse yüklem tekil, özne çoğulsa yüklem çoğul da olabilir, tekil de olabilir. Hatta örnekle yazayım isterseniz. Buyur. Şöyle kalemi seçeyim buradan. Bak. Öğrencim geldi. Öğrencilerim geldiler. Öğrencilerim geldi. Şimdi farklı renkte bir kalem alayım. Bunlar özne, bunlar yüklem. Özne tekil larları almamış, yüklem tekil oldu. Özne çoğul, yüklem çoğul, ikisinde de larlar var, oldu. Özne çoğul, yüklem tekil oldu. Demek ki insanlar için özne tekilse yüklem tekil, özne çoğulsa yüklem çoğul da olabilir, tekil de olabilir. Peki, buraya bak. Eğer mevzu insan dışı varlıksa, özne ister tekil olsun, ister çoğul. Yüklem otomatikmen ne olur? Tekil. İnsanın organ adları içinde olabilir. Mesela ben, gözlerim çoğul ya da duvarlar çoğul. İnsanın organ adları ya da cansız varlıklar için. Ya da hayvanlar. Evet, insan dışında. Gözlerim görmüyorlar diyemezsin, yüklem tekil, görmüyor. Duvarlar yıkıldılar diyemezsin, yıkıldı. Hayvanlar geldiler diyemezsin, geldi. Yüklem her şekilde nedir? Tekildir. Anlaştık mı? Ama kişileştirme varsa, ne kuralı geçerlidir? O zaman insan kuralı. Çünkü kişileştirme,
insan dışındaki varlıkları insan gibi düşünmek demek değil mi? Mesela bak, örnek vereyim. Ağaçlar, şarkı söylüyor dediğim zaman. Şarkı söylemek insana ait bir özelliktir. Ağaç kişileştirilmiştir, insan gibi düşünür. İnsanlarda özde tekilse yüklem tekil, özde çoğulsa yüklem çoğul da olabilir, tekil de olabilir. Bakıyorum, ağaçlar çoğul, yüklem tekil de olur, çoğul da olur, tekil olmuş, bir sıkıntı yok. Yani ben söylüyorlar desem bile bir anlatım bozukluğu olmaz. Özde belgisiz sözcükse yüklem yine tekil olur. O zaman en son özetleyeceğim, yüklem hep tekil olmak istiyor. Mesela bazıları geldiler değil, geldi. Bazı insanlar geldiler değil, geldi. Herkes geldiler değil, geldi. Birçok kişi geldiler değil, geldi. Birçoğu geldiler değil, geldi. Bitti. Yüklem yine tekil olur. Bak, peki özne sayılarla belirtilmişse yüklem yine tekil olur. 100 kişi geldiler değil, geldi. 3 adam geldiler değil, geldi. Şimdi burası önemli bir dava olduğu için Kadir hocanız özetliyor. Hadi. Mevzu insansa, özne, yüklem. Özde tekilse yüklem tekil, özde çoğulsa yüklem çoğul da olabilir, tekil de. Eğer mevzu insan dışı varlık ya da organ adıysa, özne ister tekil ister çoğul olsun, yüklem mutlaka tekil. Peki, özne belgisiz bir sözcükse ya da 100 kişi gibi sayıysa yüklem tekil. O zaman Türkçe'de yüklem hep tekil olmayı seviyor. Bir tek çoğul olduğu olabileceği yer var. Özne insansa ve çoğulsa. O zaman şuna dikkat edeceksiniz sorularda. Yüklem çoğulsa, yüklemde larler varsa dikkatiniz oraya vereceksiniz. Evet, ben o zaman hemen şurada slaytımı temizledim. Evet. Olumluluk, olumsuzluk özelliğinden. Bakın. Eğer herkes, hepsi gibi bir ibare varsa yüklem olumludur ister. Ama hiçbiri, kimse, hiç kimse bir ibare varsa yüklem olumsuzdur. Bak. Hiçbiri geldi olmaz, gelmedi. Ama hepsi geldi. Herkes geldi olur. Ama kimse ya da hiç kimse gelmedi olur. Kişi yönünden. Ben ve sen aslında biz değil miyiz? Gittik. Ben ve o aslında biz değil miyiz? Gittik. Ben sonra biz değil miyiz? Gittik. Ama sen ve o benim gözümde sizsiniz. O zaman gittiniz olur yüklem. Çatı uyumsuzluğu. Şuraya bir bakın. Şimdi bana bir cümle verilmiş. Verilmiş bir cümle. Şurada bir fiil var. Burada da bir fiil var. Gençler, bunun birisi edilgense, edilgenlik ekilerini almışsa, diğeri de edilgenlik ekini alır. Ama bunlardan birisi edilgenlik ekini, töbeler olsun, almadıysa, diğeri de alamaz. Edilgenliği hatırladınız mı? LN ekini alıyor. İşi yapan belli olmuyor. Bak, şimdi buna bakalım. Hatta şu bölümü de sileyim, iyice açılsın. Yok, silmeyeyim. Beni etkilemiyor. Fotoğrafı dikkatli çekerse onun da estetik yaptırdığı anlaşılır. Anlaşılır da LN var mı? Var. Ama burada yok. O zaman burada edilgenlik eki yok. Burada var. O zaman düzelt. Fotoğrafı dikkatli çekerse demiş ya. Şöyle deyip fotoğraf dikkatli bir şekilde ya da dikkatli çekilirse bak LN'ye getirdim. Onun da estetik yaptırdığı anlaşılır dedim, düzelt. I'yı da çıkarttım burada. Fotoğraf dikkatli çekilirse onun da estetik yaptırdığı anlaşılır. Bak koydum. Bitti. Bu kadar basit. Hani şöyle derim Meda. Öbürünü değiştirsem olur mu? LN'yi kaldırsam. Fotoğrafı dikkatli çekerse onun da estetik yaptırdığını anlar. Böyle düzeltirsin. Yani birinden çıkartacaksın. Çok sorulmasa da en azından ne olduğunu bilin istedim. İlk yanlışlık. Bazen in ilgi tamlayan ikili eksik kullanır. Şu adam her zaman evine bağlı olması şarttır olmaz. Şu adamın evine bağlı olması in ilgi eki. Bazen biz ismin yönelme durum ekini yanlış kullanırız. Adamı size tanıştıracağım denmez.
sizinle tanıştıracağım dedir. Bazen de sıfat yapan ki'yi gereksiz kullanırım. Ben buna anki çatışması derim. Sıfat yapan anı kullanmışsam sıfat yapan ki'ye bir daha gerek yok. Yani ben burada ki'yi atacağım. Bahçedeki oynayan çocukları sevmeye gittim değil, bahçede oynayan çocukları sevmeye gittim. Hocam oynayan atsak tamamen bahçedeki çocuklar, o zaman anlam daralır. Bahçede çocuğun ne yaptığını bilmiyorum. O zaman oynadıkları anlamını daraltmış olurum. O zaman düzeltiyorum. Bahçede oynayan çocukları direkt sevmeye gittim demen lazım. En çok yaptığımız hatalardan birisi isim fiil durumuna gereksiz yedik ek getiriyoruz. Yani ben. Bak, araba sürmesini bilmiyor denmez. Sürmeyi bilmiyor. Yemek yemesini bilmiyor denmez. Yemek yemeyi bilmiyor. Ev temizlemesini, sığsıya gerek yok. Ev temizlemeyi bilmiyor. Yazı yazmasını bilmiyor değil, yazı yazmayı bilmiyor. Video çekmesini bilmiyor değil, video çekmeyi bilmiyor. Soru çözmesini bilmiyor değil, soru çözmeyi bilmiyor. Evet. Bak, yardımcı eylem. Etmek olmak, elmek kılmağı gereksiz yere kullanamam. Dilde bir ekonomiklik ilkesi var, gözünü sevdiğim. Burada bekleme yapmayın. Niye iki kelimeyle söylüyorum? Beklemeyin. Bitti. Benden mi kuşku ettin? Lan niye kuşku ettin diyorum. Kuşkulandı. Ben de banyo yapacaktım. Yok lan ne banyo yapması, yıkanacaktım. Bir kelime yetiyor. Bak bu kadar basit. Mesela Kübra sabahtan akşama kadar paket yaptı diye paketledi. Gereksiz yere iki kelime kullanma. Bazen bağlacı yanlış kullanırız. Ne bağlacı varsa yükleme her zaman olumludur biliyor musunuz? Bu dünya ne sana ne de ona kalmaz değil, kalır. Çünkü zaten ne olumsuzluk anlamını veriyor. Ne evi ne arabası yok olmaz. Ne evi ne arabası var diyeceksin. Bak ama varsa, eğer bir yerde ama varsa arada bir tarafı pozitif olur, olumlu bir tarafı negatif olur. Seni seviyorum. Pozitif. Sana çok da saygı duyuyorum. Pozitif. O zaman amayı kullanma, virgül koy. Seni seviyorum. Sana çok da saygı duyuyorum. Amayı kullanacaksan şöyle. Seni seviyorum. Ama hiç saygı duymuyorum. Bak o zaman olur. Tamam mı? Dikkatli ol. Ek eylem. O idi. İyi hatırladınız mı? Bu kalem idi. Bu kalem imiş. Bu kalemdir. Olumsuz da değil. Bu kalem değildir. Kalem değildi. Kalem değilmiş. Şimdi ek fiili sondaki değil ortak kullanıyor. Bak şu an şu cümle ne anlam vermek istedi. Sonuçta Ali zeki, Ayşe zeki değilmiş. Ama şu anlam veriyor. Ali'nin zeki olduğunu ama Ayşe'nin zeki olmadığını söylemek istiyor. Ama böyle değil. Sonuçta Ali zeki değilmiş, Ayşe zeki değilmiş anlam veriyor. O zaman buraya ek fiil koy. Sonuçta Ali zekiymiş. Hatta açılımını yaparak da koyabilirsin. Zeki imiş. O zaman buradaki iyi ek fiil olduğuna göre ek fiil eksikliği. Bak aynısını burada yap. Kardeşim çok inatçı ama tembel değildir. Kardeş inatçıymış ama tembel değilmiş ama burada o anlamı vermiyor ki. Kardeşim çok inatçı değildir, tembel değildir anlamını veriyor. O zaman sen ek fiil koy. Kardeşim çok inatçı, inatçıdır ama tembel değildir. Sen burada inatçı olduğunu bilgi belgelemek için dırdır koyacaksın. Bak, sen buraya gelmeden önce mi sonra mı üzüldün? Bak, gelmeden önce, gelmeden sonra değil. Buraya geldikten sonra. Dık dik sıfat fiil olduğuna göre, fiilimsi olduğuna göre sıfat fiil eksikliğidir. Adamların mavi gömlek ve kırmızı papyon takması. Kırmızı papyon takmak var ama mavi gömlek takmak yok. Mavi gömlek giymesi. Kravat papyon takılır. Mame olduğu için burada isim fiil eksikliği olarak karşımıza rahatlıkla çıkar. Evet. Şimdi hadi bakalım soru görelim. Buyurun. Aşağıdakilerden hangisi numaralanmış cümlelerdeki anlatım bozukluklarının sebeplerinden biri değildir? Gereksiz kullanımı, anlamca çalışan sözcüklerin kullanımı, sözcüğün yanlış yerde kullanımı, sıralama yanlışlığı, sözcüğün yanlış anlamda kullanımı. Konferans için gelen uzmanlara çok sayıda zor sorular yöneltildi. Bak, çok sayıda zaten çoğul anlamı vermiş mi? Sorular deyip larleri bir daha kullanmana gerek yok. Çok sayıda zor soru. O zaman burada gereksiz kullanım var. A ile eşleştir larler. Süratli ve dikkatsiz araba kullandığı için sürekli ya kaza yapıyor
ya ceza yoğurt. Bak, süratli ve dikkatsiz araba. Allah'ını seversen. Araban dikkatsiz, dikkatsiz olur mu? Süratli ve arabayı dikkatsiz kullandığı için. O zaman sözcüğün yanlış yerde kullanım var. Arabaya da arabayı dersin. Tüm dünyayı etkisi altına alan salgın hastalık, ölüm, hatta nefes darlığına sebep oluyor. Allah'ını seversen. Bak, sanki böyle nefes darlığı daha kötü. Hastalık nefes darlığına, hatta ölüme. Mantık hatası, sıralama yanlışlığı, bu da değil eşleşti. Bak ne güzel eşleşerek gidiyor. Seninle bir gün mutlaka bir yerde karşılaşırız belki. Mutlaka kesinlik anlamını veriyor, belki ihtimal anlamını veriyor. Peki ben iki zıttan birisini atarsam, ben buna çelişen sözcük kullanımı diyorum, birini atatıyorum. Hop, sözcüğün yanlış anlamda kullanımıyla ilgili örnek yoktur, cevap Edirne'dir. Evet, şimdi gel. Arkadaşlar, şimdi burada, dur, ne yazım kuralı, onu geçtik. Anlatım, bozukluklar. Anlatım bozukluklarından benim konusunu anlattım. Bir de soru çözümü etkinlik oynatman sistem var. Oradan video ders notunuzdaki soruları bir güzel şekilde çözüyorsunuz. Bak video ders notum buradan gitmiş. Hiç üşenmiyorum. Hemen video ders notumu getiriyorum. Bunun için de sorular var. Soru çözümü oynatma sistemden bunları çözüyorsunuz. Geldik. TYT Türkçe Soru Bankası'ndan anlatım bozukluklarını hemen bitiriyorsunuz. Vay! Artık daha geniş, kocaman bir soru bankası ve içinde de hop muhteşem bir posterimiz var. Bununla birlikte bitiriyorsunuz. Ve taktiklerle dil bilgisinden de arkadaşlar anlatım bozukluklarını bitiriyorsunuz. Taktiklerle paragraftan da test 53, 54, 55, 56'ya devam ediyorsunuz. Soru çözümü etkinlik oynatma listesini hep unutuyorsunuz, ona dikkat edin. Bir sözcük, bir hikaye. Cemşit. Bak, Cemşit arkadaşlar İran şahıdır, Cem'dir. Rivayete göre 600-700 yıl yaşadı düşünülür ve dünyayı gösteren bir kadehi vardır. Şarabın bulunuşunda önemlidir. Bir gün Cemşit, bak şarabın nasıl bulunduğunu anlatacağım, tamam mı? Bu mitolojidir, tamam mı? Yani edebiyatta falan da geçer yani, unutmayın. Şarap marap dedim diye şaraba yönlendiriyor sanmayın. Mitolojideki bir şey paragraf sorularına da karşınıza çıkıyor, bilin istedim. Bak, şarap nasıl bulundu mitolojiye göre. Arkadaşlar Cemşit orada, okçular da yanında. Okçular müsabaka yapıyorlar, kim daha iyi ok atacak falan diyor. Tabii ki Cemşit de İran şahı, kral orada bakıyor. Tamam mı? Padişah ya. Onlara İran'da şah deniyor bunlara, padişahlara, krallara. Ve o an bir yılan görüyor. Yılan kuşu sarmış, öldürecek. Aha, yılan kuşu sarmış, öldürecek diyor. Lan diyor, okçular bırakın diyor. Yılanı vurup kuşu kurtarın diyor. Yılanı vuruyorlar, kuş kurtuluyor, gidiyor. Cemşit sarayının bahçesinde taşlıkta dolanırken, bir bakıyor, aynı kuşu garda. Bir kese bırakıyor. La bu keseyi alıyorlar. La bu keseyi aldıktan sonra acaba bu ne diyorlar? Tuğ ekiyorlar. Ana her taraf üzüm çıkıyor İran'da. Her taraf üzüm. Lan yiye bitiremiyorlar. Komşu devletlere veriyorlar, bitmiyor. Artık şehrin sokakları cop üzüm. Bunlar toplayıp mahzen atın diyor. Mahzen atıyorlar. Kübra yıllar geçtikçe bunun suyu çıkıyor mu? Ama yalanıyor mu? Rengi de değişiyor. Lan korkuyorlar. Zehir oldu lan bu üzüm suyu diyorlar. Bu üzümün tabii ki adına da üzüm demiyorlar. Suyu zehir oldu diyorlar. Neyse diyorlar ya. Biz o dönemde savaşa gittiğimizde esir falan buluruz diyor. Onları içiriz, içiriz, öldürürüz diyor. O an cariyelerden bir tanesi yoğun bir baş ağrısı çekiyor. Felaket derecede baş ağrıyor. Aşağıdaki mahzendeki zehri içeyim de öleyim, canıma son vereyim diyor. Bir içiyor. Anam kafa güzel. Aha, ondan sonra şarap orada patlayıp gidiyor. Hani divan edebiyatı aşk şarap kadın işlenir diyorlar ya. Ve bu şekilde artık gidiyor. Ve Cemşit'in kadehi dünyayı gösterdi diye inanılır. Ve şarabın sonunun tortusunun en güzel olduğuna inanırlar. Onu toprağa dökerler. Niye biliyor musun? Çünkü Cemşit öldü ya.
Cemşit'e armağan ediyorlar. Cemşit toprakta ya. İşte şarabın bulunma hikayesi Cemşit'te budur. Bir hikayeyle daha, mitolojik bir ögeyle daha dersimizin sonuna geldik. Sizleri çok seviyorum. Beni başka Türkçecilerle aldatmayın. Sözcük de anlamla devam ediyorum. Kendinize iyi bakın. Esen kalın. Etkinlik oynatma listesini unutmayın.